Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümledir? Basit yapılı cümlelerde bir yüklem bulunur ve fiilimsi bulunmaz. A. Atın iyi koşması için iyi beslenmiş olması gerekir. Yüklem var ancak fiilimsiler de var. Demek ki bu cümle basit değildir, birleşiktir. B. İnsan başkaları için fedakarlık yapar ama bunun bir sınırı vardır. Yapar yüklem, sonra vardır yüklem. Ama bağlacı söz konusu, bu bir bağlı cümledir. C. İnsanlar dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansız varlıklar değildir. Yargı bildiren kelime değildir. Sonra kımıldayan fiilimsi. Bu bir birleşik cümledir. D. Disiplin kurallarına aykırı hareketlere karşı sert önlemler alınmış. Yüklem alınmış. Daha sonra baktığımızda başka yüklem yok. Fiilimsi de yok. Demek ki bu cümle basit bir cümledir. E. Yeni yöntemler deniyor. Üretimi artırmaya çalışıyoruz. Deniyor ve çalışıyoruz yüklemlerdir. Yüklemler virgülle bağlanmıştır. Bu bir sıralı cümledir. Cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca birleşik bir cümle değildir? Birleşik cümlelerde genellikle yüklem dışında fiilimsi karşımıza çıkar. 1. 2 gece boyunca sürecek bir eğitim için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Yüklem var ve fiilimsi var. Demek ki bu cümle birleşik yapıdadır. 2. Salı günü öğle saatlerinde genel merkezden yola çıktık. Yüklem var, başka yüklemi yok, fiilimsi yok. Bu cümle basit bir cümledir. Basit cümle. 3. Uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdikten sonra kamp yerine vardık. Vardık yüklem, geçirdikten fiilimsidir. Demek ki cümle birleşiktir. 4. Bütün izleyiciler yorulmuş olmalarına rağmen eğitime büyük bir istekle katıldı. Katıldı yüklem, olmalarına fiilimsi. Demek ki cümle birleşiktir. 5. Yoğun geçen 2 günün ardından dönüş için hazırlanmaya başladık. Başladık yüklem. Geçen fiilimsi, hazırlanmaya fiilimsi. Cümle birleşiktir. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıcı diğerlerinde farklıdır? Cümleler yapı bakımından basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere 4'e ayrılır. A. Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır. Birden fazla yüklem var ve bunlar virgülle bağlanmış. Bu bir sıralı cümledir. B. Hiç kimse denemeden gücünün neye yettiğini bilemez. Yüklem var, fiilimsiler var. Bu bir birleşik yapıda cümledir. C. Elindekilerle yetinmeyi öğrendiği zaman mutlu olur. Mutlu olur yüklem. Sonra yetinmeyi ve öğrendiği, bunlar fiilimsidir. Cümle birleşik yapıdadır. D. Kendine inanmayan hayatta başarılı olamaz. Başarılı olamaz yüklem. İnanmayan fiilimsi. Cümle birleşiktir. E. Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. Biçilir yüklem. Ekilen fiilimsi. Cümle birleşiktir. A'da sıralı. Diğerlerinde birleşik cümle var. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıralı cümle değildir? Sıralı cümle birden fazla cümlenin virgül veya noktalı virgülle birleştirmesi sonucu oluşur. A. Her şeyin bir vakti var. Horoz bile vaktinde öter. Evet, bu bir sıralı cümledir. Birden fazla yüklem ve virgül. B. İki dinle, bir söyle. Dinle, söyle. Bu bir sıralı cümledir. C. İyi nasihat verilir. İyi ad verilmez. Verilir, verilmez. Yüklemler olduğu için sıralı cümledir. D. Azı kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Bulamaz yüklemdir. Başka yüklem yoktur. Etmeyen fiilimsidir. Demek ki bu cümle birleşik yapıdadır. Sıralı değildir. E. Kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın. Varmasın ve kalmasın yüklemlerdir. Bu da sıralı cümledir. Cevap D'dir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yükleminin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. Yüklem çekilme fiil ise o cümleye fiil cümlesi, çekilme fiil değilse o cümleye isim cümlesi denir. A. Deli dostum olacağına akıllı düşmanın olsun. Evet, bakın burada olsun çekimli fiildir. Demek ki cümle fiil cümlesidir. B. Rüzgar eken fırtına biçer, yüklem biçer. Fiildir. Cümle fiil cümlesidir. C. Meyveli ağacı taşlarlar, taşlarlar yüklem. Fiildir. Cümle yine fiil cümlesidir. D. Aptalın karnı doyunca gözü pabucundadır. Pabucundadır yüklem ve isim soyludur. Demek ki cümle isim cümlesidir. E. Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. Bulunmaz yüklemdir, fiildir. Demek ki cümle yine fiil cümlesidir.
D de isim cümlesi, diğerlerinde fiil cümlesi olduğu için cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Cümleler yapı bakımından basit, birleşik, sıralı, bağlı olmak üzere dörde ayrılır. A. O yıllarda kitaplar en iyi dostlarım oldu. Yüklem var. Başka bir yüklem var mı? Hayır. Fiilimsi var mı? Hayır. O halde bu cümle basit yapılıdır. B. Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. Benzer yüklem, sonra eskimiş, paslanmış fiilimsiler var. Cümle birleşiktir. C. Benimle aynı fikirde olan herkesten korkarım. Korkarım yüklem, olan fiilimsi. Cümle birleşiktir. D. Gençliğin ve sağlığın kıymeti elden gitmedikçe bilinmez. Bilinmez yüklem, sonra gitmedikçe fiilimsi. Cümle birleşiktir. E. İnsanlara kötülük etmek iyilikten daha kolaydır. Kolaydır yüklem, etmek fiilimsi. Demek ki cümle birleşiktir. A'da basit, diğerlerinde birleşik cümle var. Cevap A. Bu cümlede kaç yan cümle vardır? Kaç yan cümle demek aslında kaç fiilimsi demektir. Çünkü yan cümleyi fiilimsiler, eylemsiler oluşturur. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da çalışmayı sürdüren, çalışmayı fiilimsidir, isim fiil, sürdüren sıfat fiildir. Azınlık cemiyetleri bir yandan Türk ulusal mücadelesini baltalamaya yine isim fiildir. Çalışırken zarf fiildir. Bir yandan da kendi bağımsız devletleri için güç kazanmayı amaçlamışlardır. Kazanmayı yine isim fiildir. 1, 2, 3, 4, 5 tane fiilimsi vardır. Bu da 5 tane yan cümle demektir. Cevap B'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangileri eksiltili cümledir? Eksiltili cümle yüklemi olmayan cümle demektir. 1. Gece yağmur yağmış. Yağmış yüklemdir. Demek ki cümle eksiltili değil. 2. Ağaçlar daha bir canlı artık. Canlıdır. Yüklem. Demek ki cümle eksiltili değil. 3. Başım önümde geçiyorum yürüdüğüm ağaçlı sokaktan bir başka sokağa. Bu cümlenin yüklemi geçiyorum. Cümlenin devrik olmasına dikkat edelim. Ancak sonuçta yüklem vardır. Demek ki cümle eksiltili değil. 4. İki yanım sıra sıra taşıtlar. İki yanım sıra sıra taşıtlar. Cümle bitmemiştir. Bu bir eksiltili cümledir. 5. İçimde tuhaf bir sıkıntı. Yine cümle tamamlanmamış. Yani sıkıntı var yok gibi. O şekilde olduğu için de cümle yine eksiltilidir. Yüklemi yoktur. 4 ile 5 eksiltilidir. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca bu cümleyle özdeştir? Bugününü iyi değerlendir çünkü ileriki hayatını şu anki hayatın şekillendirecek. Değerlendir yüklem, şekillendirecek yine yüklem. Bu yüklemler çünkü bağlacıyla bağlamış. Demek ki bu cümle bağlı bir cümle. A. Sesinin titremesi her şeyi açıklıyordu. Yüklem var, fiilimsi var. Bu cümle birleşik bir cümle. B. Başına gelenlerden sadece beni sorumlu tutuyor. Yüklem var, fiilimsi var. Cümle birleşik. C. Doğayı sev, yeşili koru. Evet, birden fazla yüklem var. Ancak virgülle bağlanmış. Bağlaç değil. Bu cümle sıralı. D. Söylediklerimi dikkate al ve yarın mutlaka uygula. Evet, al ve uygula. Gördüğümüz gibi birden fazla yüklem var. V bağlacıyla bağlanmış bunlar. Demek ki bu cümle yukarıdaki gibi bağlı bir cümledir. E. Yanılmak yapmadıklarımızdan dolayı pişman olmaktan daha iyidir. Yüklem var, fiilimsiler var. Dolayısıyla bu cümle yine birleşiktir. Cevap D'dir. Bir bahar akşamı rastladım size cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet, yapı bakımından değerlendirdiğimizde yüklem vardır ve başka bir yüklem ve fiilimsi yoktur. Demek ki cümle basit bir cümledir. Yani birleşik ve sıralı şeklinde başlayan seçenekler gider. Ayrıca yüklem sonda değildir. Yüklem rastladım sözcüğüdür. Yüklem sonda değilse cümle devriktir. Demek ki D seçeneği de gider. Devamında baktığımızda rastladım sözcüğünde bir olumsuzluk yoktur. Bu bir olumlu cümledir. Rastlamak fiildir. Çekim bir fiildir yani yüklem. Demek ki fiil cümlesidir. B de elendi. Basit, devrik, olumlu eylem bu cümlenin nitelikleridir. Cevap E'dir. Cümlelerin hangisinde özne ortaktır diye sorulmakta. Yağmur yağmaya başladı, trafik alt üst oldu. Burada yağmur özne, burada trafik özne olduğu için ortak kullanım yok. C'de gözleri
Gördüğü yerden uzun uzun anlattı ama hiç sıkılmadım. O anlattı, ben sıkılmadım. Öznelerimiz farklı gizli özneler. Zil çaldı, zil özne. Öğrenciler çıktı, öğrenciler özne. Yine farklı özneler. Umarım ki önerimizi olumlu değerlendirirsiniz. Ben umarım siz değerlendirirsiniz. Farklı özneler olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim A'ya. 3 gün önce ilkokul öğretmenini görmüş, evine davet etmiş. Kim görüyor? O görüyor. Kim davet ediyor? O davet ediyor. Öznemiz ortaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisi yapısına göre basit bir cümledir diye sorulmakta. Basit cümle, tek yüklemden oluşan, yüklem dışında başka bir yardımcı yargı olmayan cümleye vermiş olduğumuz karşılıktır. A'da iki yüklem var. B'de anlatmak, atlatmak, fiilimsiler artı güçtür yüklemi var. C'de biçilene kelimesi, E'de çıkanın ve kalır yüklemi var. E'de ise akşamın işini sabaha bırakma. Bırakma yüklemdir. Yüklem dışında başka bir yargı unsuru, fiilimsi gibi olmadığı için bu cümle basittir diyebiliriz. Doğru cevap E'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmakta. Numaralanmış cümlelerimizi değerlendirdiğimiz zaman birinci cümlemizde yüklem artı fiilimsi olduğu için arttı yüklem. İçerisinde fiilimsiler olduğu için bu cümle girişik birleşik cümledir. Kullanılan gibi. İkinci cümlemize baktığımız zaman Barcelona 2009 Birleşik Gastroenteroloji Haftası'nda sunulan ön bulgular, gastrolik ülser, lenfoma ve mide kanseri ile ilgili bakteri alan polio enfeksiyonu için yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı direncin yok son yıl arttığını gösteriyor. Gösteriyor ifadesi olumludur. Olumlu olduğunu göstermekte. Cümlede yargı gerçekleşiyor. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman son yıllarda antibiyotik direnci veya dünya genelinde artan bir sorun haline geldi. Geldiği yüklem artan fiilimsi olduğu için birleşik yapılıdır. Bir sonraki cümlemize baktığımızda yüklem bulundu kelimesidir. Yüklem sonda olduğu için kurallı, eylem olduğu için eylem cümlesidir. Gelelim E seçeneğine. Avrupa'da, ABD'de yılda en az 56 bin kişi antibiyotiğe dirençli bakterilerin doğrudan etkisiyle hayatını kaybediyor. Hayatını kaybediyor yüklemdir. Başka yüklem olmadığı için bu cümle sıralı cümle ya da bağlı cümle olamaz. Bağlı cümlelerde birden çok yüklem birbirine bağlaçla bağlanmalı. Doğru cevap E'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Yüklem dışında başka bir yargı unsuru yoksa basit cümledir. Baktığımız zaman gelişiyor yüklem başka bir yargı unsuru olmadığı için birinci cümlemiz basit bir cümledir. İkinci cümlemize baktığımız zaman zorluyor yüklemdir. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Zorlamak fiil olduğu için eylem cümlesidir. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman kullanılıyor demiş. Kullanma eylemi gerçekleştiği için olumlu bir cümledir. Dördüncü cümlemize baktığımızda peki yapay zeka kullanabilir mi? Veya yapay zekanın hata yapma mümkün müdür? Mümkün müdür ve kullanılabilir mi yüklem ve yapay veya ile bağlandığı için bağlaçla bağlandığından bağlı cümledir diyebiliriz. Gelelim son cümlemize. Baktığımızda gösteriyor yüklemdir. Yapılan araştırmalar derin öğrenme eğitilmiş yapay zeka uygulamalarını kaldırmak için girdiler de ufak tefek değişiklikler yapılmasının bile yeterli olduğunu gösteriyor. Gösteriyor yüklemdir. Tek yüklem var. Bir sürü fiilimsi var içerisinde. Fiilimsiler yapıca birleşik olduğunu göstermekte. Gösteriyor mu göstermiyor mu? Gösteriyor. Gösterme eylemi gerçekleşiyorsa anlamca olumludur, olumsuz değildir. Bu ifade söylenmez. Doğru cevap E'dir.